Selamlar canlarım ciğerlerim, yeni bir videoya hoş geldiniz. Neredeyim? Burdur'da Saldağ Gölü'ndeyim. Türkiye'nin Maldivlerindeyim. 3-4 tane ayrı il gezeceğim. 3-4 tane ayrı tatil beldesi gezeceğim. Yani gittiğim illerin her birinde size gezilecek en güzel yerlerini göstereceğim ve bunlar da tatil beldeleri olacak. Şu an bence en güzel konulardan birindeyiz. Saldağ Gölü'ndeyiz. Ben böyle güzel bir yer görmedim. Yani harika bir görüntüsü var. Görüntüsünden de ziyade zaten insanın ufkunu açıyor yani. Öyle güzel ki buraları gezip görmek isteyeceğinize eminim. Şimdiden bence yerinizi alın, çayınızı alın, yanınıza çekirdeğinizi alın ve videonun keyfini çıkarın. Hadi gezelim. Arkadaşlar, Saldağ Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı. Türkiye'nin aslında 3. en büyük gölü ve biyolojik bakımından da Türkiye'nin en önemli göllerinden biri. Tabii bunun yanı sıra bizim ilgimizi çeken tabii görüntüsü. Yani şu muhteşem manzarası. Yani böyle muazzam bir şeyi daha önce başka bir yerde gördüm mü bilmiyorum. Şu an biz de bir gireceğiz, bakacağız. Yani bir de şeyi düşünüyorum, mesela burada suya girdikten çıktıktan sonra böyle saçlar falan sararıyormuş. Yani farklı bir tepkimeye falan giriyormuş mesela insanla temasta. Bakalım, hadi bir girelim. Çok iyi. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Suyun üstüne bastığınızda bir hissiyatı var. Yani anlatamam, şöyle sanki hani pamuğun üstüne basıp yürüyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. Çok güzel ama. Şuraya bak. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim. Burası normalde bir tabiat parkının alanı olarak kullanılıyor. Öyle diyeyim yani. Tabiat parkına girişte de arabayla girişte 50 TL, normal yürüyerek girişte de kişi başı 20 TL para alınıyor. İşte kamyonet 150 gibi bir şey görmüştüm falan filan. Yani girişler ücretli, onu da belirtmiş olayım. Değer mi? Değer. Tabii burası normal, nasıl diyeyim, doğal bir güzellik aslında. Hani buralara girişin de ücretli olmaması lazım. Ama bir bakıma da şunu düşünüyorum. Hani buraların daha temiz kalabilmesi için, daha çok böyle yol geçen anaya dönmemesi için bir bakıma iyi. En azından temizliği yapılıyor. Bakımı bu şirketler tarafından diyeyim ya da belediye tarafından yapılıyor. Artık kime aitse yani bu tabiat parkları. Bence güzel bir sistem. Ben bayıldım ama ya. Ben böyle çok mutlu oldum. Daha ne? Aa, bu arada şimdi yüzümüze sürdüğümüzde bunlar resmen kir etkisi yapıyor. Şeydeki gibi, Fethiye'deki gibi bir izinize kil maskesi yapmış olacağız. Yüzü gerginleştirdim. Çünkü herkesin yüzünde var. Bak şey, şurada bir abla var. Ben biraz ruh gibi görünüyorum. Herhalde beni de duydu ama çok tatlı insanlar. Çok güzel bir ortam. Ama şu suya basarkenki hissiyat çok güzel. Pamuk üzerinde yürüyorsun gibi. Aa, buradan 2-3 tane Instagram'a güzel post atarız. Sizler de beğenirsiniz artık. Hayret bir şey ya. Şu camın önünde oturuyordum, keyifli keyifli mahalleden geçene bakıyordum. Şöyle bak ya. Bir de böyle çek. Bir de böyle çek. Bir de böyle çek. Ay. Kediye git, kediye git. Mikrofon bir düşerse patladık.